Arkadaşlar herkese merhaba. Şu an Teknofest'teyiz ve Airbus A400M askeri nakliye uçağının önündeyiz. Malum Teknofest'lerde bu uçak sık sık buraya geliyor ama bu uçağın bu Teknofest'te farklı bir özelliğini size anlatmak istiyorum. 17.0080 kuyruk numarasını görüyorsunuz. Türk bayrağı altında kuyruk numarası var. Bu uçak yaklaşık bir yıllık yaklaşık bir sürede Kiev'de tutsak kalan 2 A400M nakliye uçağımızdan biriydi. Türkiye, Kiev'deki Türk vatandaşları ve tabii ki çevredeki Ukrayna'daki tahliyesi için tam savaşın başlamasına çok kısa bir süre kala bu uçakları Kiev'e göndermişti ama ne yazık ki uçaklar kalkamadılar ve savaş başladı. Savaş başladığı zaman ne oluyor? Savaş başladığı zaman notamlanıyor saha, yani burada bir savaş riski var ve bu savaş riski nedeniyle herhangi bir şekilde askeri veya sivil başka bir ülkenin uçuşuna izin verilmiyor, düşürülme riski var bu nedenden dolayı ve bu uçak orada yaklaşık bir yıl aşkın bir süredir kalmak durumunda kaldı. Neyse ki başlarına bir şey gelmedi. Türk Hava Kuvvetleri ekipleri bu uçakların bakımlarını gerçekleştirdi ve bu uçakları faal tuttu. Zaman zaman gitti, motorlarını çalıştırdı, bakımlarını yaptı ve uçaklar sonunda uçarak Kiev'den Kayseri Erkilet'teki 12. Ana Ulaştırma Üst Komutanlığı'na, yani yuvalarına döndüler. Gerçekten böyle bir derin nefes aldı. Şimdi bugün de Türk Hava Kuvvetleri Sudan'daki iç karışıklık nedeniyle bir tahliye operasyonu düzenledi. Bu tahliye operasyonunda C-30 uçağıyla yapıldı ama Sudan'dan kalkarken yerden ateş açıldı. Fotoğraflar paylaşıldı. İşte kanadına gelmiş, gövdesine gelmiş. Çok büyük bir geçmiş olsun. Öncelikle hiçbir uçuş ekibinin, vatandaşımızın içindekilerinin burnu bile kanamamış burada. Çok önemli. Uçağa hasar giderilir. Ama görüyorsunuz, gerçekten nakliye uçakları çok çok önemli. Tamam, askeri kargo taşıyorlar, yük taşıyorlar, paraşütçü atıyorlar ama burada önemli olan kavramlardan bir tanesi de askeri tahliyeler sırasında bu uçakların aktif olarak kullanılması ve aktif olarak görev yapabilmesi. Bunu yapabildiğiniz zaman vatandaşınızı kurtarıyorsunuz, götürüyorsunuz ama işte niye sivil uçaklarla yapılmıyor? Görüyorsunuz, karışıklık sırasında askeri uçaklara ihtiyaç var. Çeşitli manevralar yapabiliyor askeri uçaklar veya Allah korusun yerden atılan bir füze riskine karşı koruyucu tedbirler bu uçaklar üzerinde yer alıyor. Görüyorsunuz 1964 yılı Türk Hava Kuvvetleri'nde CH-30'ların envantere girişi modernize ediliyor ve bu uçaklar kullanılıyor ve gördüğünüz gibi birkaç kurşun yarası oldu. Çok büyük geçmiş olsun ama dönmeyi, gelmeyi, emniyetle inmeyi başardılar. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. İşte askeri nakliye uçaklarının bir görevi de bir tahliye. Şurada bir parantez açıp kapatayım. Deprem sırasında helikopterlerimiz, uçaklarımız çok sayıda uçuş gerçekleştirdiler ve burada da önemli bir kurtarma operasyonları yaptılar.